Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bu yayınımızda Türkiye'nin en ciddi problemlerinden birisi olan tarikat ve cemaat problemine temas edeceğiz. Bu konuyla alakalı önemli bir sunum yayını yapacağız. Konuyla ilgili din adamları tarafından yapılmış olan bir test çalışması var. Esasında bu çalışma cemaatlerin, tarikatların Türkiye Cumhuriyeti'ne nedenle bir tehdit oluşturduğuyla ilgili değil. Bilakis bu cemaatleri ve tarikatları övmek maksadıyla yapılmış olan bir test çalışması. Bunu başta belirteyim. Fakat biz cemaatleri, tarikatları övmek için yapılmış olan bu test çalışmasını incelediğimizde bu cemaatlerin devlete sızmak için hangi stratejileri izlediklerini de çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü bunların detayları da bu çalışmada verilmiş ve ne yazık ki bunlar övücü bir şekilde anlatılıyor. Büyük bir maharetmiş gibi sunuluyor. Bunlara değineceğiz. Bildiğiniz gibi ülkemizde birkaç farklı büyük cemaat var. İrili ufaklı tabii ki çok fazla cemaat var ama önemli olan birkaç tane cemaat var. Menzil gibi, İsmaila gibi, Süleymancılar gibi. Bu tez de menzil cemaati üzerine yapılmış bir analizi kapsıyor. Bildiğiniz gibi ben İsmaila cemaatinden gelen bir insanım. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin bünyesinde de bir buçuk yıl kadar bulunmuş bir insanım. Yurtlarında kalmış bir insanım. İlerleyen dönemde Süleymancılarla alakalı da bir yayın yapmayı düşünüyorum. O yayında herhangi bir tezi, herhangi bir farklı çalışmayı sunmayacağım. Bizzat kendi gördüklerimi kendi yaşadıklarımı aktaracağım. Bu üç cemaat oldukça ciddi tehdit Türkiye için. Biliyorsunuz ülkemiz bir FETÖ badresini atlattı. Şu anda FETÖ'den boşalan boşluklara farklı cemaatler, farklı tarikatlara bağlı cemaatler girmeye, yerleşmeye çalışıyorlar. Başlıkta tarikat sızması yazısı var görüyorsunuz. Bunu sızma şeklinde ifade etmek ne kadar doğrudur şeklinde sorgulayabilirsiniz. Çünkü şu anda bir sızma yok, gizli saklı bir şey yok. Tıpkı FETÖ'de olduğu gibi bunlar birlikte çalışıyorlar, gönüllü çalışıyorlar. Ama şunu unutmayın. İktidarla devlet aynı şey değildir değerli arkadaşlar. Yarın bir gün bu iktidar gidecek. Zaten günleri sayılı. Bu iktidar gittikten sonra devletin içine sızmış olan bu cemaatçileri dehlemek, tekmelemek, şutlamak, yollamak devlete ve millete yani bize düşecek değerli arkadaşlar. O yüzden benim gibi insanlar bizzat bu cemaatlerin içinden gelmiş olan, bunların nedenli tehlikeli olduğunu bilen insanlar bugünlerden bu yayınları yapıyor. Yarın Yaşana çok olan olaylar karşısında biz bunları zamanında görmüştük, öngörmüştük ve bu tehditle alakalı yayınlar yaparak devleti de, iktidarı da, insanları da uyarmıştık diyebileceğiz. O yüzden bu yayınlar insanların uyanması açısından çok önemli değerli arkadaşlar. Lütfen bu yayınları paylaşın, yorum yapın, beğenin ve daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlayın diyelim ve yavaştan sunumumuza geçelim. Menzil Tarikatı'nın örgütlenme taktikleri ve devlete sızma stratejileri bir yüksek lisans tezinde anlatıldı. Menzil Tarikatı'nı övgülerle dolu bilimsel tezde, tarikatın yöneticileri ve müritlerinin yanı sıra şehir dışından Adıyaman'daki tarikat merkezine gelen taraftarlarla da görüşmeler yer alıyor. Tez, Menzil'in sosyal yaşamda ve siyasetteki yöntemlerini anlatırken yaygın din eğitimi adı altında örgütlenme stratejilerini de gözler önüne seriyor. Devlet yanlısı tutumuyla bilinen ve AKP'ye desteğini açıkça belirten Menzil Tarikatı, Gülen cemaatinden boşalan koltukları doldurmasıyla gündemde. Tarikatın Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı makamları başta olmak üzere çok sayıda resmi kurum ve kuruluşta kadrolaştığı biliniyor. Tarikatın devlette ve sosyal hayatta örgütlenme politikalarına ilişkin detayların yer aldığı, İnen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunulan Yaygın din eğitimi faaliyeti olarak tasavvufi eğitim menzil örneği başlıklı tezde müritlerin günlük hayatına, tarikatın sermaye ağına ve yasa dışı medrese eğitimine dair bilgiler ve değerlendirmeler yer alıyor. Tarikatın bakış açısını ortaya koyan tez menzil tarafından yürütülen faaliyetlerin örnek alınması gerektiğine ilişkin ifadeler içeriyor. Yani değerli arkadaşlar bu dini tez zaten din adamları tarafından oluşturuluyor ve buradan menzil cemaati övülüyor. Fakat biz bu tezin içerisinde başta da söylediğim gibi cemaatlerin devlete nasıl sızdığını, hangi stratejileri uyguladıklarını görebiliyoruz. Burada bu tez içerisindeki bu bilgileri sunacağız. İlk bölümde eğitim örgütlenmesine değinilmiş. Çalışma Nakşibendiliğin Halidiye koluna bağlı Menzil tarikatının merkezi sayılan Adıyaman ilinin Kahta ilçe merkezine bağlı Menzil köyünde görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmadaki veriler Menzil Köyü'nde 2015 yılından beri var olan Seyyid Abdülhakim El Hüseyni Külliyesi ile müritlerin köydeki yaşamına ilişkin 6 ay yayılan gözlem ve görüşmelere dayanıyor. 6 aylık bir çalışma bu tez. Menzil Nakşili'nde gözetilen mahremiyet gereği çalışma sadece erkek müritlerin bulunduğu ortamlarda yapılmış ve erkek müritlerle sınırlı kalmıştır. Araştırmayı yapan kişi tarikat gelenekleri olan hatme, tövbe alma, virt esnasında uygun görülmediği için fotoğraf çekemediğini belirtiyor. Tarikatın yaygın din eğitimi sayesinde yaygınlık kazanmayı başardığı üzerinde durulan tezde bu sistemin nasıl düzenlendiğine, hangi araçların kullanıldığına ve elde edilen sonuçlara dair veriler sunuluyor. Seyyid Abdülhakim El Hüseyni Külliyesi'ndeki medrese eğitimi başarılı bulunurken tarikat örgütlenmeleri için önem taşıdığı vurgulanan yaygın din eğitimi şöyle açıklanıyor. Yaygın din eğitiminin hedefi örgün eğitimden ayrılmış, örgün eğitimin ulaşamadığı kişilere iletişim araçları ve imkanlarıyla çeşitli imkanlar kullanılarak onlara dini ve ahlaki destekte bulunmaktır. Yaygın din eğitiminin önemi dini, sosyal ve politik problemlerle başa çıkabilme konusunda yardımcı olmaktır. Çünkü yeterli din eğitimini alamayanların bu konularda yaşadıkları bunalımlara karşı yaygın din eğitimiyle bu bunalımları aşmalarına destek olmaktadır. Tabi canım kimlerin bunalım geçirdiğini çok iyi görüyoruz. Bunalımı aşmalarına yardım etmek şöyle dursun insanlar bu cemaat yuvalarında bu tarikat yuvalarında bunalım geçiriyorlar ve intihar ediyorlar. Tecavüze uğruyorlar, tacize uğruyorlar, şiddet görüyorlar, psikolojik baskı görüyorlar ve intihar edenlerin sayısı oldukça fazla. Bunlardan bazıları basına yansıyor. İşte geçenlerde bir arkadaş İntihar etmeden önce video çekmişti ve neden intihar ettiğini ve cemaatin yapısını anlatmıştı. Bunun üzerine bu infal yaratmıştı ve bayağı ses getirmişti. Ve bizim bu çalışmalara hız vermemize, bu çalışmaları yapmamıza katkı sağlamıştı. Ama bu sadece tekil bir şahıstan ibadet olan bir durum değil. Enes gibi sayısız insan var. Bu cemaatlerin elinde 1 milyondan fazla çocuk var. Ve bu çocuklar sürekli psikolojik şiddet görüyor, baskı görüyor, fiziksel şiddet görüyor, tecavüze uğruyor. Bunların sosyal yaşamı yok. Neredeyse sıfır. Sabahtan akşama kadar bunlara din pompalanıyor. Dolayısıyla intihar etmeleri için ortam gayet müsait. Hani burada diyor ya onlara sosyal ve politik problemlerle başa çıkabilme konusunda yardımcı olacağız. Sosyal problem dedikleri ne değerli arkadaşlar? Gençlerin özgür bir şekilde yaşama istekleri, doğal bir şekilde kız arkadaş edinme istekleri sinemaya gitmeleri, tiyatroya gitmeleri, yani hayatı dolu dolu yaşayabilmeleri burada kastediliyor ve bunların dini açıdan yanlış olduğu belirtilmeye çalışılıyor ve o gençlere ulaşarak bizim bu sosyal faaliyetlerden onları çekip medreseye kapatarak orada onlara psikolojik baskı, dini baskı altında eğitim vermemiz gerekiyor. Bu sayede onları kontrol edebiliriz. Bu sayede onların düşünmelerini, sorgulamalarını engelleyebilmiş olabiliriz diyorlar. Yani buradaki sosyal problemlerden kasıt budur değerli arkadaşlar. Bir kızın mini etek girmesi sosyal problemdir bunlar için. Bir erkekle bir kızın evli olmadan konuşmaları, birlikte olmalarını geçin, konuşmaları, bir arada bulunmaları, aynı ortamda yan yana oturmaları bile bu bağnaz kafalara göre problemdir. Bunlardan bahsediyorlar. Hani böyle üstü kapalı şekilde anlatılmış. Ben size neyin kastedildiğini açık bir şekilde belirteyim ki iyi anlayın. Neden bu denli tehlikeli bu tarikatlar ve cemaatler? İşte bunlardan dolayı. Günümüzün gençliği bu tarz bağnaz, ilkel kafalardan çok uzaktır. Bilişim çağının içinde doğmuştur. Haliyle bu cemaatlerin kucağına itildiği takdirde intihar etmeleri gayet doğaldır. Çünkü o baskıya, o dini ve psikolojik baskıya tahammül etmeleri mümkün değil. Devam edelim. Devlette de istihdam bölümüne geldik. Seyyid Abdülhakim El Hüseyin'i külliyesi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kapatılan medeseler AKP döneminde tarikatlar eliyle yasa dışı olarak yeniden faaliyete geçti. AKP döneminde değil, AKP'den önce faaliyete geçti değerli arkadaşlar. Ben bizzat İsmailer Cemaati'nin içinde bulunduğum için AKP'den önceki dönemi de hatırlıyorum. O dönemde medeseler vardı fakat gizliydi. Hatta AKP'nin geldikten sonraki 2008'e kadar olan sürecinde dahi bunlar gizliydi ki nitekim ben bu süreçte zaten medesede bulundum. O dönemde biz gizli gizli dışarı çıkıp medreseye giriyorduk. Perdeleri sıkı sıkı kapatıyorduk. Çünkü herhangi bir şikayet olduğunda medrese kapatılabiliyordu o dönemde. Ama o dönem medreseler yoktu diye bir şey yok. Medreseler hep vardı. Bu kanundan sonra dahi medreseler yer altına çekilmişti. Evlerde gizli gizli yalıyordu. AKP dönemine kadar da bunların faaliyetleri sürdü. AKP'den önceki dönemler bunların faaliyetleri artmaya başladı. Çünkü farklı siyasiler de bunları oy potansiyel olarak gördükleri için Bunlara bazı konularda maalesef tolerans gösterdiler. Tarikatlara ait vakıf, dernek ve ticari kuruluşların desteğiyle yürütülen medrese eğitimlerinin devlette kadrolaşma açısından önemi ise oldukça büyük. Çünkü medreseler yetiştirdikleri mollalara devlet kurumlarında yahut akademide istihdam sağlama amacıyla yola çıkıyor. Menzil tarikatına ait Semerkant grubu tarafından inşa edilen ve 2015 yılında açılan Abdülhakim el-Hüseyni külliyesi de Devlet kadrolarında istihdam etmek üzere öğrenci yetiştiren medeselerden biri. Burası da çok önemli. Zaten biz bunları biliyorduk da toplum bilmiyor. O yüzden buradaki yapılmış olan bu test çalışması önemli. Söz konusu test çalışmasında Adıyaman'da bulunan Menzil Külliyesi'nin öneminden şöyle söz ediliyor. Menzil nakşiliğe bağlı medeseler ile menzildeki külliyede de ahlaki ve ilmi yönlerden talep eğitimi gerçekleştirilmektedir. Biz o ahlaki eğitimi çok iyi biliyoruz. Orada dönen ahlaki olayları da çok iyi biliyoruz. Abdülhakim El Hüseyni Külliyesi menzil nakşibendiliğinin din eğitimi merkezi haline gelmiştir. Menzil dışında başka şehirlerde de medreseleri olmasına karşın Hüseyni Külliyesi menzilin din eğitimi faaliyetlerinin adeta temsili durumuna gelmiştir. Açık öğretime teşvik bölümüne geldik. Abdülhakim el Hüseyni Külliyesi'ndeki işleyişe ilişkin bilgilerin verildiği çalışmada, Mollaların devlet kurumlarında hangi yöntemler izlenerek kadrolaştırıldığı da detaylarıyla anlatılıyor. Buna göre tarikat eliyle medrese eğitimine tabi tutulan müritler ilk olarak örgün eğitimden uzaklaştırılıyor ve açık öğretim okullarına yönlendiriliyor. Böylelikle resmi eğitim imkanlarından kopartılmamış olan gençlere devlet kurumlarında kadro Diyanet İşleri Başkanlığı altında din adamı olarak istihdamın yolu açılıyor. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Mollaların açık öğretim ile devam ettikleri resmi eğitim sayesinde yüksek lisans yapmaya yönlendirilmesi. Menzil müritleri bu sayede akademide de yaygınlık kazanırken belirli alanlarda uzmanlaşarak bakanlık kadrolarına hazırlanıyor. Görüyor musunuz değerli arkadaşlar devletin içine nasıl sızıyorlarmış? Açık öğretim sistemini bunlar devletin bir açığı olarak görüyorlar. Normal eğitim sisteminden ayrılıp açık öğretime gidiyorlar. Açık öğretim sisteminde biliyorsunuz yılın belli dönemleri gidip sınavlara giriyorsunuz ve sınavları geçerseniz o sınıfı geçmiş oluyorsunuz, üst sınıfa çıkıyorsunuz. Yani hem resmi olarak eğitimden kopmamış oluyorsunuz hem de sürekli okula gitmek zorunda olmadığınız için geri kalan dönemlerde dini eğitim alıyorsunuz ve devletin içinde nasıl kadrolaşacağınıza dair devletin içindeki basamakları nasıl tırmanacağınıza dair size bilgiler veriliyor ve bunları aşama aşama kat ederek bakanlık olsun, işte akademi olsun, farklı Diyanet olsun, farklı bölümlerin içine yavaş yavaş bunlar yerleştiriliyor. Medrese eğitiminin detayları ise şu şekilde. Sağ tarafta konuyla alakalı o tezden bir bölüm ekledim. İlk önce sol tarafa bakalım. Külliyeye gönüllülük esasıyla girmesi beklenen öğrencilerin belirli kriterlere uyması gerekiyor. İlkokulda başarı şartı aranan öğrenciler adli sicil kaydı, iyi sağlık hali, ahlaki konulara uygunluk ile milli ve manevi değerlere sahip olma gibi kriterleri sağlamak zorunda. Yani gerçekten çok komik. Adli sicil kaydı temiz olan bu insanlar içeride tecavüze uğrayabiliyor şiddet zaten görüyor. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet görüyor ve bunları yapanlar da adli sicil kaydı güya temiz olanlar. Yani adli sicil kaydının temiz olması herhangi bir şey ifade etmiyor maalesef. Çünkü bu insanların içeride işlemiş oldukları suçların hukukta bir karşılığı olmuyor. Neden? Çünkü bunlar örtbas ediliyor. Bunlar kamuoyundan saklanıyor. Oralarda neler neler dönüyor. Ben bizzat şahit oldum. Ne tecavüzler, ne şiddetler, neler neler. Psikolojik şiddete zaten hiç girmiyorum. Fiziksel şiddet ve tecavüz taciz olaylarından bahsediyorum. Ve bunları gerçekleştirenleri %90'ı, belki daha fazlası, adli sicili temiz olan insanlar. Çünkü bunlar söylediğim gibi kamuya yansımıyor değerli arkadaşlar. Ahlaki konulara uygunluk. Doğru tabii. Tecavüz, taciz. Bunlarda sıkıntı yok küçücük çocuklarla 7 yaşındaki 8 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenmek, onlara tecavüz etmek bunlarda sıkıntı yok. 4 kadın, 3 kadın, cariyelik bunlarda da sıkıntı problem yok. Bunlar ahlaki konulara uygun. Ama iki tane reşit insanın kendi iradeleriyle birlikte olmaları, bir araya gelmeleri bunlar ahlaki kanunlara konulara uygun değil. Hastalıklı kafalara göre devam edelim. Medrese eğitimine kabul edilmek için alt yaş sınırı 15. Bu palavra değerli arkadaşlar. Yani bu tezde her şey yansıtılmamış. Sübyan mektepleri var. İsmail cemaatinde de bunlar vardı. 6 yaşında, 5 yaşında hatta 4 yaşından itibaren burada çocuklar ele alınıyor, eğitilmeye başlıyor. Burada belli bir yaşa geldikten sonra medeselere gönderiliyor. Sübyan medeseleri farklıdır. Burada küçük çocuklar belli bir seviyede eğitildikten sonra daha üst seviye medeselere gönderilir. Menzilde de çocuklar daha küçük yaşlardayken eğitime tabi tutulur fakat belli bir seviyeye geldikten sonra bu üst medreselere geçebiliyorlar. Burada ondan bahsediliyor zannediyorum. Yoksa 15 yaşına kadar bu çocuklara hiçbir şekilde dini baskı, herhangi bir dine dair bir dayatma yapılmıyor değil. Böyle bir şey yok. Ben bizzat gözlerimle gördüm o medresede 4 yaşında 5 yaşında çocukların resmen robot gibi bağıra bağıra ezber yaptır, yaptıklarını Onlara bu ezberin dayatıldığını, ne yaptığını bile bilmeden bağıra bağıra bir şeyleri okuduklarını gördüm. 5 yaşında, 6 yaşında çocuklar. Ha menzille ismali arasında çok bir fark yok zaten zihniyet açısından. Eğitim 9 sene. Külliyede 3 merhaleden oluşmak üzere 9 yıllık bir eğitim veriliyor. Birinci merhale 1 yıl. Hüseyiniye kursunda öğrenciler şeri ilimlere bilgi ve ahlaki yönden hazırlanıyor. İkinci merhale 4 yılmış. Bakiye kursundan itibaren ise eğitim dili tamamen Arapça oluyor. Üçüncü ve son merhalede 4 yılmış. Raşidiye kursunu tamamlamayı başaran öğrenciler de ilmi yeterlilik belgesi yani icazetname almaya hak kazanıyor. Her yıl yaklaşık 60 kişi icazet olarak hoca unvanı kazanıyor. Medrese eğitiminin tamamlandığı bu andan itibaren müritler istihdam edilmek üzere dini eğitim gördükleri medreselere yahut devlet kurumlarına yönlendiriliyor. Külliye'de de 600 molla Külliyede 3 merhaleden toplam 600 kişi dini eğitim görüyor. Tezde yer alan bilgilere göre medrese eğitimi alanların resmi eğitim durumları açık öğretim, lise, açık öğretim veya uzaktan eğitim, yüksek öğretim, yüksek lisans olmak üzere değişiklik gösteriyor. Şimdi sağ tarafa dikkat etmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın buradaki öğrencilerin, talebelerin bir günlük ders programları. Sabah 5-5.30'da kalkıyor bu insanlar. Sabah namazı kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Metin okuyorlar kahvaltıya kadar. 8-8-40 arası birinci ders. 9-30'a kadar ikinci ders. 10-20'ye kadar üçüncü ders. 11-20'ye kadar dördüncü ders. 12'ye kadar beşinci ders. Sonra bir yemek dinlenme arası var 40-50 dakika. Ondan sonra tekrardan 6. ders, 7. ders, 8. ders, abdest, namaz, metin okuma. Ondan sonra metin mütalağı, edüt mütalağı, cart-court ta gece 10'a kadar hiçbir boşlukları yok bunların. Sadece belli bir aralıkta bir yarım saat, bir saat dinleniyorlar. Onun dışında hiçbir boşluk olmadan sürekli bu arkadaşların beyinleri burada yıkanıyor. Sosyal herhangi bir faaliyetleri yok. Çok nadir. İşte medresenin içinde havuz varmış da oraya belli bir günlerde, belli saatler içerisinde girebiliyorlarmış. Yani bunlar sosyal faaliyet böyle bir şey değil. Sosyal faaliyet demek bu gençlerin gençlik dönemlerini istedikleri şekilde, özgür bir şekilde, kaliteli bir şekilde yaşayabilmelerinin manasını içeriyor haftada iki defa havuza girmeyi içermiyor. Böyle bir sosyal faaliyet yok yani. Olumlu bir etkisi olamaz. Ben kendim de biliyorsunuz medresede okudum bir buçuk yıl. Bizim ders programımız da bu şekildeydi. Hiçbir boşluk yoktu neredeyse. Sadece günde yarım saat falan bir boşluk vardı. Yani bu zaten günümüz gençliğine kafayı yedirtecek olan bir program. Bu binlerce yıl önce, yüzlerce yıl önce uygulanan bir medrese sistemi. Günümüz dünyasında böyle bir şeyin uygulanabilirliği zaten Doğrudan o çocukların psikolojik bunalıma girmesine sebep oluyor. Tabii ki bunlardan bazıları bunu isteyerek yapıyor ki ben de isteyerek yapıyordum. O yüzden sıkıntı yaşamıyordum ama bunları istemeyen çok fazla insan var. Zorla orada tutulan çok fazla insan var. Camilerden, sohbet evlerinden kandırılıp da buralara getirilen çok fazla insan var. Ailesi isteyip de kendisi iste istemeyen çok fazla genç var mesela Enes örneğinde olduğu gibi. Bu şekilde sayısız genç var, yüz binlerce genç var cemaatlerin elinde. Sürekli psikolojik baskı altındalar, fiziksel şiddet görenleri var, tacize tecavüze uğrayanları var. O yüzden bunların, bu yapıların elinden kurtarılması bizim boynumuzun borcudur değerli arkadaşlar. Özellikle eskiden bu yapıların içinde olan bizlerin bunları ortaya çıkartması, sürekli dillendirmesi gerekiyor. Her alanda bunların ne naneler yediklerini, ne kadar iğrenç bir sisteme sahip olduklarını, gençlere ne kadar kötü bir hayat şartı sunduklarını, onları nasıl istismar ettiklerini her platformda her zaman söylememiz gerekiyor. Devam edelim. Medrese eğitimine devasa kompleks. Fiziki yapı. Külliyenin fiziki koşullarının Türkiye genelinde eğitim veren devlet okulu üniversitelere göre çok iyi koşullara sahip olduğu anlaşılıyor yaklaşık 50 bin metrekare arazi üzerine inşa edilen külliye, toplamda 48 bin 71 metrekare kapalı alana, 12 bin metrekare ise peyzaj alanına sahip. Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre inşa edilen külliyede dinlenme alanları, kafeterya, spor salonları, olimpik yüzme havuzu vesaire, kütüphane, müzakere salonları, mütalaa derslikleri, fıkıh talim odası, sanat odaları yatılı eğitim için gerekli alanlar bulunuyor. Bunların sanat anlayışı da işte ebru olsun, hat olsun, efendime söyleyeyim Kur'an'ı güzel okuma, makamlı okuma olsun bu tarz konular bunların sanat algısı içine girebiliyor. Yoksa sanat dediğimizde aklınıza şey gelmesin yani. Resim, heykel, müzik bunlar gibi önemli sanat dalları aklınıza gelmesin. Kişi başına düşen kitap sayısı üniversitelerden fazla. Bu da çok acı bir durum değerli arkadaşlar. Her ne kadar buradaki kitaplar 5 para etmeyen, değersiz kitaplar olsa da bizim üniversitelerimizdeki kitap sayısından daha fazla kitap var ki bu kitaplar daha pahalı kitaplar değerli arkadaşlar. Bu açıdan önemli. Çünkü bu ülkede eğitime çok cüzi miktarda bütçe ayrılırken Diyanet'e, dini kurumlara devasa bütçeler ayrılıyor. O yüzden bizim üniversitelerimizdeki kitap sayıları medreselerdeki kitap sayılarından daha az maalesef. Sağ tarafta bakın listesi var. Hiçbirisi insanlara bir şey katabilecek kitap değil. Bunlara bir dünya para harcanıyor. Medeseler bu kitaplarla dolduruluyor ve gençlerin beyinleri bunlarla yıkanmaya çalışılıyor ve bunlara çuvalla para harcanıyor. Halbuki bu para eğitime aktarılsa, ülkenin aydınlık gençlerine aktarılsa şu anda biz çok daha farklı bir yerde olacaktık. Beyni çalışan, akıllı insanlarımız yurt dışına gitmek zorunda kalmayacaktı. Burada oturacaklar ve Burada eğitimlerini tamamlayıp gayet güzel iş sahibi olacaklardı. Ülkelerine ve dünyaya faydalı birer birey olacaklardı. İşte bizim bu zihniyetin karşısında durmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Külliye Merkez Kütüphanesi Seyyid Abdül El-Hüseyini Kütüphanesi'nin kapasite ve sahip olunan eserler açısından da gelişmiş imkanlara sahip olduğu görülüyor. Kütüphane bağışlar sayesinde alındığı belirtilen eski nüshave yazma eserlere de sahip İslami ilimlerin hemen hemen her sahasında pek çok eserin bulunduğu kütüphane 30 bin cilt kapasiteli ve 9609 matbu kitap bulunduruyor. Büyük çoğunluğu Arapça kaynaklardan oluşan kütüphanenin burası da bakın çok önemli. Bunlar hem işe yaramayan kitaplar hem de çoğu Arapça olduğu için çoğu kişi tarafından okunamayacak, anlaşılmayacak kitaplar. Yani öyle süs olarak orada duruyor. Sadece Arapçaya iyi hakim olanlar tarafından okunabilen kitaplar tamamıyla israf, tamamıyla paranın çöpe atılması. Yazık. Tek seferde 150 kişi alabiliyormuş bu kütüphane. Yüksek Öğretim Kurulu 2018 yılı verilerine göre Türkiye'de 105 üniversitede öğrenci başına düşen kitap sayısı 0.5. Ne kadar acı değil mi? Olarak hesaplanmıştı. Bu sayı ülkenin en başarılı devlet üniversitelerinden ODTÜ'de 18, Boğaziçi Üniversitesi'nde ise 31.9'dur. Bağışlar ve tarikat gelirleri sayesinde oluşturulan Külliye Merkez Kütüphanesi'nde öğrenci başına düşen kitap sayısı ise 16 olurken, imkanlar açısından çok sayıda üniversitenin önüne geçmiştir. Burada tekrar şunu söyleyeyim, kitap sayısının çok olması burada önemli değil. Önemli olan kitabın niteliği tabii ki. Ama burada ayrıyeten önemli olan şey buraya akıtılan para değerli arkadaşlar. Buraya akıtılan paralar üniversitelere akıtılmıyor. Ondan sonra çıkıyorlar. Efendim işte 15 yılda 80 tane üniversite yaptık diye hava atıyorlar sağda solda. Üniversite yapmanın bir önemi yok. Zaten çok fazla üniversite yapmak eğitimin kalitesini düşüren bir şey. Bir şey ne kadar çok olursa onun değeri düşer. Üniversite sayısı oldukça sınırlı olması gerekiyor ve sınırlı olan bu üniversitelerde kaliteli insanlar kaliteli bir eğitim ile eğitilmeli. 80 tane üniversite yap, ondan sonra eğitim bütçesini kıs. Oralarda öğrenci başına bir tane bile kitap düşmesin. Ondan sonra çık hava at. Şimdi Menzil'in sosyal örgütlenme yapısına bakalım. Menzil örgütlenmesinin sosyal ve ticari yapıda yaygınlık kazanmasının önemli bir göstergesi de Menzil köyü. Bu köyü bilmiyorum. Araştırdınız mı? Yani o kadar fazla para dökülmüş ki buraya. O kadar fazla israf var ki resmen Mekke'ye çevrilmiş, Kabe'ye çevrilmiş. Her taraf mermerlerle kaplanmış. Altın varaklar falan. Bildiğiniz buraya para akıtılmış. Hem de öyle böyle bir para değil. Zaten burada çalışanların çoğu gönüllülük esasıyla çalışıyor. Eşek gibi çalışıyorlar. Bir kuruş bile para almıyorlar. Zaten çevredeki esnaf falan hepsi zaten bunlardan para kendi işlerinde dönüyor. Böyle bir sistemleri var. Tarikatın merkezi sayılan menzil köyündeki günlük yaşam her alanıyla tarikat değerlerini yansıtır hale gelmiş durumda. Semerkant Holding işletmeleriyle dolan ve adeta mürit turizmi merkezi haline gelen yani resmen hac merkezi haline gelen köy tarikat faaliyetlerine ve dinselleştirmeye olan katkısı nedeniyle önem taşıyor. Menzile dışarıdan insanları çekebilmek için otobüs seferleri planlanmış durumda. Kahta'dan menzile belirli aralıklarla düzenli olarak otobüsler ve minibüsler hareket ediyor. Menzil müritlerinin derga bu ilgi gösterme sebeplerinden biri tarikatlara özgü ibadet yöntemleri. Menzil nakşibendiliğine ait intisap, tövbe, zikir, rabıta, sohbet gibi faaliyetler tarikata bağlı vakıf ve derneklerce de yürütülse de her gün sayıları binlere ulaştığı söylenen mürit menzil köyüne geliyor. Menzil nakşiliğindeki adapların sene içinde zaman zaman menzilde yaşanması müritlerce oldukça önemseniyor menzil müritlerinin bu duruma bakış açısı şöyle özetlenmiş. Özellikle tasavvufi eğitimde olmazsa olmaz olan şeyhin müridiyle birebir özel ilgilenmesi ve eğitilmesi. Günümüz eğitiminin de başarıyı arttırmak için kullanmaya başladığı birebir eğitim yöntemi açısından dikkat çekiciydi. Yani burada değerli arkadaşlar talebelerle birebir ilgilenilmesinden bahsediliyor. Ve bunun çok önemli olduğundan bahsediliyor. Günümüz eğitiminde de bu yöntemin kullanıldığından bahsediliyor. Yani çarpıtmanın bu denlisine pes doğrusu. Verilen eğitim yok ki ortada burada. Ezbere dayalı bir eğitim algısı var ki buna eğitim denilmez. Ezber kesinlikle eğitim değildir. Bir insana papan gibi bir şeyleri ezberletmek, tekrarlatmak, öğretmek eğitim değildir. Eğitim böyle bir şey değil zaten. Sen bunu nasıl günümüz eğitimiyle kıyaslıyorsun? Komedi. E tabii söylediğimiz gibi tezi hazırlayanlar din adamları olduğu için ve menzili övmek için bunu hazırladıkları için buradaki işler acısı durumu da günümüz eğitimiyle kıyaslayabiliyorlar ve övebiliyorlar. Şaka gibi gerçekten. Devam edelim. Haremlik, selamlık, cami yolu. Bakın burada neyle övünüyorlar? Dikkat edin. Haremlik, selamlık uygulamaların olduğu menzile girişte kadınlar için ayrı bir giriş yapılması sayesinde kadın ve erkeklerin karşılaşmaları dahi engellenmiş durumda. Wow, Gerçekten alkışlanacak bir durum değerli arkadaşlar. Kadınların ve erkeklerin karşılaşmaları dahi engellenmiş ve bu burada çok önemli bir başarıymış gibi aktarılıyor. Ulan hangi dünyada yaşıyorsunuz siz? Kadınları erkekleri birbirinden koparmak, toplumun yarısını sosyal hayattan koparmak, soyutlamak devletleri çökerten en büyük etkenlerden birisidir. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Hangi dünyadasınız? Kadın ve erkekleri ayrıştırmaktan, birbirine adeta düşmanlaştırmaktan, ayırmaktan, soyutlamaktan önlenecek bir şey gibi bahsediyor. Çünkü İslam zihniyeti bu değerli arkadaşlar biliyorsunuz. Ve bu zihniyete sahip olan tüm ülkeler, tüm Orta ülkeleri şu anda sefalet içinde sürünüyorlar. Bu devletlerin gelişebilmesi mümkün değildir. Ve bu sistem devam ettirilirse Türkiye'yi de bu son bekler. O yüzden bu kepaze sistemin, bu rezil sistemin engellenmesi gerekiyor. Bu yüzden bu kadar fazla bu yayınların üzerinde duruyoruz, bunları dile getiriyoruz. Bu çağda adamlar kadın ve erkeği yan yana getirmemek için yapmış oldukları ayırma yöntemlerinden övünerek bahsediyorlar. Devam edelim. Kadınların camiye ulaşmaları için bile ayrıcı yollar yapılmış olması da dikkat çekiyor. Evet, gerçekten büyük başarı. Ekonomik açıdan gelişme göstermiş bir bölge olan Menzil'in etrafındaki yerleşim ve ticaret merkezleri de tarikat değerlerini yansıtacak şekilde isimlendirilmiş durumda. Menzil'in içindeki bazı mekan isimleri şu şekilde. Dehlevi Petrol, Dehlevi Kum Ocağı, Semerkant Hediyelik Eşya Mağazası, Seymez, Hizmet Lokanta, Hizmet Çay Ocağı, Hizmet Pastane, Hizmet, Hizmet. Bu hizmet ismini bir yerlerden hatırlıyor musunuz değerli arkadaşlar? Muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. FETÖ'de bu hizmet lafını çok fazla kullanırdı. Hizmet diye diye ülkenin kılcal damarlarına kadar girdi ve ülkeyi neredeyse geri dönüşü olmayacak bir yola soktu. Neyse ki o yoldan zar zor dönüldü. Bunlar da aynı hizmet kalıbını kullanıyorlar. Çünkü aynı zihniyete sahipler. Çünkü tıpkı FETÖ gibi devletin kılcal damarlarına kadar girmeye, sistemi ele geçirmeye çalışıyorlar. Devleti ele geçirmeye çalışıyorlar. Ama avucunuzu yalarsınız. Biz olduğumuz sürece size, sizin gibi zihniyetlere Türkiye Cumhuriyeti'nde yer yok. Sağ tarafta Buhara Evleri Sistemi var bunların. Onlardan bahsediliyor. Onu da okuyalım. Araştırmada yer alan ifadelere göre... Tasavvufta büyük bir alim olan Abdullah Dehlevi'nin adının fabrikaya verilmesi aslında insanlar üzerinde dini bir merak uyandırıyor. Menzilin hemen sağ tarafında ise tarikatın finans kaynağı olan termal buhar evleri bulunuyor. Semerkant Holding tarafından inşa edilen ve tarikat değerlerini taşıdığı ifade edilen bu termal yerleşkede sokakları verilen isimler şöyle. Bilvanis Sokak, Menzil Sokak, Semerkant Sokak, Gücdevan Sokak, Kasra Arifan Sokak. bunlara şaşırmıyoruz tabii ki. Devam edelim. Gönüllü kamu görevlileri. Hmm, burası da önemli bir detay değerli arkadaşlar. Hizmet. Bunu biraz önce açıkladık. Altında nelerin saklı olduğunu. Tarikat mensubu bakanlar. Buraya dikkat. Tarikat mensubu bakanlar var. Emniyet yetkilileri, kamu görevlileri. Dahil çok sayıda müridin tarikatın hizmette bulunmak anlayışıyla ...menzile gelip çalıştıkları biliniyor. Müritler Semerkant Holding gayet e olan işletmeler... ...külliye ve köyde bulunan diğer tarikat merkezlerinde... ...gönüllü olarak araba giriş çıkış kontrolü, tuvalet, lavabo temizliği... ...ve buna benzer sayısız çeşitli işleri yapıyor. Eşek gibi çalışıyorlar. Sırf şeyhlerine yarınabilmek için. Şeyhlerinin onlara ahirette şefaat edeceğini umarak bunu yapıyorlar. Gerçekten içler acısı bir durum. Şu çağımızda insanların bireysel olarak oldukça fazla yol kat ettiği bu çağda bu denli köleleştirilmiş bir sistemin hala kendine yer ediniyor olabilmesi gerçekten hayret verici bir durum. Bu da cehaletin ne denli büyük bir tehdit olduğunu tekrardan bize göstermiş oluyor. Tarikatın ticari gücü sayesinde sağladığı istihdam olanakları sonucunda asgari ücret karşılığı sürekli olarak istihdam edilen müritler de mevcut. Yani müride zaten asgari ücretten fazlası layık görülmezdi ki. Nitekim Büyük bir çoğunluğu zaten bedavaya çalışıyor. Küçük bir kısmı da asgari ücret karşılığında istihdam edilebiliyormuş. Menzilcilerin hizmet geleneğine bakış açısı şu şekilde ifade edilir. Çalışma için kahtadan menzile zaman zaman gelip bir iki günlüğüne hizmette bulunan müritlerle yapılan sohbetlerde, müritlerin kendilerine bu hizmette verilen görevleri gönüllü olarak severek samimi bir şekilde yerine getirdikleri gözlemleniyor. Menzilin girişindeki araba giriş çıkışlarını kontrol etmeden lavaboların tuvaletlerin temizliğine kadar görevlerini titizlik değerine getirmektedirler. Namaz vakitlerinde müritlerin yönlendirilmesi, tövbe ve sonraki yapacakları konusunda görevli müritler gelenlere yardımcı olarak hizmette bulunmaktadırlar vesaire. Buraları geçelim. Burada müritlerin hizmetlerinden bahsediliyor. Yükseköğretim Kurulu yani YÖK çatısı altında yapılan ve mezil bakış açısını gözler önüne seren araştırmada tarikatın sermaye kuruluşları da açıkça ele alındı. Çalışmada aile, Kur'an kursları, cami ve mescitler, cezaevleri, hastaneler, çocuk ıslah evleri, huzur evlerinde yaygın din eğitimi adı altında verilen din eğitimlerinin önemine de değiniliyor. Görüyor musunuz değerli arkadaşlar nerelere nerelere kadar giriyorlar ve girmek istiyorlar. Aile zaten bunlar için çok önemli. Aile bizzat çocukların beyninin ilk olarak temelde yıkandığı yerlerdir. Kur'an kursları da öyle, camiler, mescitler öyle, cezaevlerine, hastanelere, çocuk ıslah evlerine falan hep çocukları görüyor musunuz? Hep iradesi henüz tam gelişmemiş olan bireyleri bulup onların beynini yıkamak istiyorlar ki ileride büyüdüğünde onların istedikleri sistemin bir parçası haline gelebilsinler, kobay olabilsinler, robotlaşabilsinler, sorgulamayan, düşünmeyen bir birey olabilsinler. Böylesine tabii ki birey denmiyor, teba deniyor, kul deniyor biliyorsunuz. Buralarda yapılan dinselleştirme faaliyetlerinin yanı sıra tarikat ve cemaatlerin çalışmaları da önemli katkı olarak ele alınıyor. Ne kadar fazla insanların beyinlerini yıkamaya çalışsanız da içinde bulunduğumuz bilişim çağ sebebiyle bu gençler, bu insanlar, bunların çoğunluğu gerçekleri görebiliyorlar, okuyorlar, araştırıyorlar, öğreniyorlar. O yüzden ne yaparsanız yapın, nafile. Menzil tarikatı diğer tarikat ve cemaatlere göre çok sayıda medya kuruluşu sahibi olma özelliği taşımasıyla biliniyor. Tarikatın şirket, dernek ve medya örgütlenme haritası şu şekilde. Semerkant Şirketler Grubu Limited şirket olarak 1997 yılında kurulan Semerkant, zaman içerisinde bünyesine yeni şirketler katarak diğer sektörlere de el attı. Bu sektörlerin en önemlisi ise medya. Medya da zaten devleti ele geçirmede önemli ayaklardan biri. Biliyorsunuz FETÖ'de bu ayağı oldukça sık kullanmıştı. Özellikle askeriyeyi, yargıyı yıpratmak için çok sık bir şekilde kullanmıştı. Semerkant Şirketler Grubu bünyesine bağlı yetişkin ve çocuklara yönelik dini yayın yapan şimdiye kadar toplamda 500'den fazla eser yayınlanmış olan 13 yayın evi bulunuyor. Şirketin 2003 yılında Radyo 15 adıyla kurulan 2012'de Semerkant Radyo adını alan bir radyosu var. Semerkant TV de şirkete ve tarikata hizmet ediyor. Yayın evlerinin listesi şu şekilde. Arkadaşlar bu yayın evlerine dikkat edin. Bu yayın evlerinden kesinlikle çocuklarınız için özellikle sakın ha sakın herhangi bir kitap, eser alayım demeyin. Dini olmayabilir bakın. Dini olmayan yayınların içine dahi bunlar dini mesajlar ekliyorlar. Utanmadan, ahlaksızca bunu yapıyorlar. Bunun örneklerini gördük. Tabii ki sadece bu yayınlar yok. Bunlar bu cemaate ait yayın evleri. Bunun dışında da farklı yayın evleri var. Mesela bilimsel bir kitabın içine dahi adamlar Muhammed'i, İslam vesaire eklemişler. Çocuk kitabının içinde. Bu denli ahlaksız rezil bunlar. O yüzden sadece bu yayınlar değil, çocuğunuza farklı bir yayın evinden bir kitap aldığınızda onu mutlaka ilk önce siz okuyun, analiz edin. Çünkü hiçbir kitaba güvenemezsiniz Türkiye'de. Yani çoğuna güvenemezsiniz. İçine saçma sapan şeyler eklenebiliyor. Semerkant yayınları, Eşik yayınları, Hacegan yayınları, Semerkant aile yayınları, çocuk yayınları, Şadırvan yayınları, Mostar yayınları vesaire birçok burada yayın evi sayılmış. Devam edelim. Vakıflar. Semerkant vakıfları dışarıdan gelen insanların ve müritlerin menzil köyüne gitmesini sağlama konusunda faaliyet gösteriyor. Genellikle perşembe ve cuma günlerinde menzili otobüs seferleri düzenleniyor. Vakıfların ayrıca Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde dini sohbetler ve toplantılar düzenleme, tarikat yayınlarını insanlara ulaştırma çalışmaları var. Zaten bu vakıfların kurulmasının temel amacı bu vakıf ve dernekler. Bizim İsmail A'da da bunlar 2010'lardan itibaren kurulmaya başlanmıştı. Yani yaygınlaşmaya başlamıştı. Daha önceden de vardı tabii ki. 2010'dan sonra çok hızlı bir şekilde bunlar yaygınlaştı. Hatta Türkiye'nin dışına kadar bunlar gitti. Federasyon falan kuruldu. Afrika'ya gidildi. Oralarda medreseler, külliyeler açıldı. İslami bir yapı, şayet bir vakıf, şayet bir dernek kuruyorsa bilin ki onun amacı insanlara kendi dini propagandasını yapabilmektir. Kendi cemaatinin dini propagandasını yapabilmektir. Başka bir amacı yoktur. Yani farklı amaçlar size gösterirler. Önünüze farklı şeyler koyabilirler size işte Efendim biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, yardım topluyoruz. Şöyle faaliyetlerimiz var şeklinde farklı şeyler yansıtabilirler ama temelde bu yapıların tek bir amacı vardır. Cahil insanlara özellikle ulaşabilmek ve onların beyinlerini yıkamaktır. Semerkant Vakfı'nın paydaşları şöyle. Hayatın Kalbi Beşir Derneği, Uluslararası Semerkant Kültür ve Eğitim Derneği, Gençlik Eğitim ve Kültür Federasyonu. Bu federasyon çok tehlikeli bir şey. Çünkü dünyaya açılıyor bu aynı FETÖ gibi. Mesela İsmaila cemaatinde de İddef var. İnsanlara değer veren dernekler federasyonu. Bunlar biraz önce söylediğim gibi Afrika'nın pek çok ülkesine, Pakistan'a, Arnavutluğa, külliyeler, medeseler yapıyorlar. Ve oradaki genç beyinlere İsmaila cemaatini empoze ediyorlar. Beyinleri yıkıyorlar. Federasyonun amacı da bu. Bunu sakın unutmayın. Bu İsmaila'da da aynı, menzilde de aynı. Hiç fark etmez. Menzile bağlı Hacegan Vakfı bünyesinde kurulan bir de Semerkant Bilim ve Medeniyet Üniversitesi <laughs> bulunuyor. Yani şu üniversitenin ismine bilimi eklemeye hiç mi utanmadınız? Üniversite sizin neyinize, bilim sizin neyinize? Bunlar hep göstermelik değerli arkadaşlar. Böyle kapıya yazıyorlar, gösteriyorlar ama içeride bütünüyle size İslam'ı ve menzil cemaatini enjekte etmeye çalışıyorlar. Bunların tamamı göstermelik, tamamı gerçek amacı perdelemek için öne sürülen şeyler. Bunu unutmayın. Beşir Derneği. Önemli bir dernek. Sağ tarafta İçişleri Bakanı ile Beşir Derneği başkanının birlikte fotoğrafını görüyorsunuz. Türkiye genelinde izin almadan yardım toplayabilen 23 dernekten biriymiş Beşir Derneği. Herhangi bir şekilde para cukalamak için, para toplamak için izin almasına gerek yok. Kendisine bu yetki verilmiş. Yurt içinde kermes, toplantı, dini günlerde etkinlik düzenleme faaliyetlerinin yanı sıra Somali gibi fakir Müslüman ülkelerde eğitim kompleksleri kuruyor. O eğitim komplekslerini biz çok iyi biliyoruz. İsmail Ağa'dan, İDDEF'ten gayet iyi biliyoruz. Eğitim falan yok. Tamamıyla oradaki çocuklara İslam'ı, dini ve menzili İsmail artık hangi cemaatse onun zihniyetini aşılamak, o beyinleri yıkamak maksat. Dernek örgütlenme alanı olarak görülen hapishanelerde mahkumlara manevi destek adı altında tarıkata ait dini kitap ve dergi dağıtıyor. Yayınımız burada sona erdi. Başta da belirttiğim gibi bu yayın da oldukça önemli bir yayın. Her ne kadar bu tezi din adamları hazırlamış olsa ve her ne kadar menzili övmek için hazırlamış olsa da tezin içindeki birçok done bizim Cemaatlerin, tarikatların devletin içine nasıl sızmaya çalıştığını, hangi stratejileri izlediğini görmemizi sağlıyor. Ben bunları tabii ki biliyorum. Ben bizzat cemaat yapılarının içinden geldim. A'dan Z'ye onların nasıl devlete sızma faaliyeti içinde olduklarını çok iyi biliyorum. Ama toplumumuz bilmiyor. Toplumda çok fazla insan bu yapıların nasıl çalıştığını bilmiyor. O yüzden hazırlanmış olan bu tezdeki bu bilgiler toplumun bilinçlenmesi adına oldukça önemli bilgiler. Bugün bunları paylaştık. Lütfen bu yayını paylaşarak, yorum yaparak destekleyin ve daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlayın değerli arkadaşlar. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esenlikler diliyorum.